Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 29 Ağustos 2022 günlerden pazartesi. Hepinize yeni günde, yeni haftada ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu, huzur dolu çok güzel bir hafta temenni ederim. Umarım Şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir hafta olur. Hepimiz adına bol kazançlı bir hafta olur sevgili yarışseverler. severler. Sevgili yarışseverler severler bugün gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Öncelikle Bursa at yarışları analizimiz oldu. Bursa at yarışlarında Ekürü Safkanlardan, evet ilk ayakta Ekürü Safkanlardan bir numaralı öz doğa çıktığı için vermiş olduğumuz altılı analizi şu anda ikimizde misli oldu. Çünkü ilk ayağı da Favori Safkan kazandı sevgili yarış severler. 9 numaralı Karavaş kazanmasıyla altılarımızda iki misli olmuştur sevgili yarış severler. Bunu da buradan arkadaşlarıma hatırlatayım. Ve ben akşam yarışları Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sizlerden ufak bir ricam olacak. Arkadaşlar bugün eve giderken akşam hepiniz çocuğunuza ufak da olsa bir hediye alın. Bu dünya fani, bu dünya ölümlü bir dünya arkadaşlar. Özellikle çocuklarımız en ufak bir şeyden dahi mutlu olabiliyorlar. Belki bizim mutlu olma e, anlayışımız çok farklı. Artık büyümüşüz, çok çok daha büyük şeyler istiyoruz. Ama o çocuklarımızı yani hediye bile alamıyorsanız çocuklarımızla yarım saat, bir saat bugün seninle oynayayım, bugün seninle vakit geçireyim dediğiniz anda bile o çocuğun aldığı belki en büyük hediye olacaktır. Bunu bugün benim hatırım için yaparsanız sevinirim sevgili yarış severler. Çocukları mutlu etmek kadar hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çocuklarımıza özellikle önem verelim, vakit ayıralım sevgili yarış severler diyerek ben Elazığ akşam yarışları analizime geçiyorum. Elazığ'da arkadaşlar 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Özür dilerim arkadaşlar. Bursa'da kalmış program. Elazığ'da 7 koşuluk bir program mevcut sevgili yarış severler. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kompiste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla başlayacak. Burada benim öncelikli şans vereceğim isim 6 numaralı Kurtuluş Beyi bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Özellikle son koştuğu 3 yarışı da Elazığ'da koştu ve gerçekten e, kendinden emin furelerle 2 birincilik bir ikincilik sığdırdı. Burada birbirine yakın safkanların mücadelesinde ilk şansı bu isme vermek istiyorum. Yine 3 numaralı Anadolu Eseri beğenimi kazanan bir safkan oldu. Özellikle kazandığı yarışta çok çok beğenimi kazandı. Bugün Mehmet Doğan idaresinde dikkat gerek ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Ali Kaptan. 7 numaralı Alemdar özellikle takip ettiğim bir isim artık bir dur diyecek. Artık kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar bu safkanın da gerçekten aksiyonları beden dili çok güzel. Bugün 7 numaralı Alemdara e da dikkat diyorum. Yine 8 numaralı Korayza ve son isim olarak da ben 5 numaralı Mahiyet isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Tuttuğunuz safkan varsa bu koşta dikkate alabilirsiniz sevgili yarışseverler. Ve Altılı Ganya'nın ikinci aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında yine takibimdeki bir isim özellikle son yarışını çok beğendiğim bir safkan Don't Stop Me'nin tayı 14 numaralı Yosun Kız. Bugün Mehmet Taşkaya idaresinde ben öncelikli şansı bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı Meginaz'dan da bugün evet etkili bir yarış bekliyorum. Necmi Altın idaresinde piste çıkacak. Bu Safkan'da takibimdeki bir isim. Bugün dikkat edilmesi gereken Safkan'dır. Yine 12 numaralı Lady Ela. 2 numaralı Güney'in Aslanı ve 9 numaralı Nil Yeli isimli Safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı önemli bir koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışı. Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu kupalı bir yarış. Günün önemli koşularından bir tanesi sevgili yarışseverler. Buradan kalitesine inandığım bir safkanı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Apro ve temsilcisi Green Gönen torunu 8 numaralı Silver Cloud. Bana göre bugün bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir safkan. İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine kumun etkili safkanlarından Anikan Forum torunu hakem temsilcisi bir numaralı Cash to Master'da formda dikkat diyerek ihmal etmeyelim bu safkanı da arkadaşlar. Yine 7 numaralı Rage Master. 6 numaralı Magnum Opus ve 10 numaralı Tatvan Bey isim safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Altılı ganyanın 4. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kompiste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışında ben Banko bir isme yer vereceğim. Esasında Banko'yu 4. ayak mı 5. ayak mı yazsam diye tereddüt ettim. 5. ayakta da yine takibimdeki safkan 4 numaralı oğlum Recep koşuyor. Banko olasılığı çok yüksek bir safkan. Ama ben şunu da ifade edeyim. Son yarışını izlerseniz sizler de az çok at yarışından anlarsınız arkadaşlar. Özellikle e, bu koşuda beğenimi kazanan bir isim beğenimi kazanan bir safkan var sizler de özellikle son 50 metreyi izlersiniz bana hak vereceksiniz bu koşta koşan bir numaralı Ceyda Canım isimli Safkan'ın ben son aksiyonlarını çok beğendim. Bugün Hasan Altun Dağ idaresinde ben günün banka ismi olarak bu Safkan'ı tercih ediyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkan'larının 1600 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışını 2 Safkan'la değerlendireceğim. Özellikle takibimdeki isim 4 numaralı oğlum Recep. Akgün'ün torunu bugün son iki yarışında olduğu gibi Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak. Ben bugün bu safkanın çok iyi koşmasını bekliyorum ve bu safkana rakip olarak da bir numaralı Boztepe Bey'i yeterli kıvama geldi. Bana göre kalitesi gerçekten iyi bir safkan. Bugün bir numaralı Boztepe Bey'i de bana göre ihmal edilmemesi gereken isimdir. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağına geçeceğim. Son ayak analizlerime geçme önce çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi analizlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Ve her gün bir de ufak altılı analizi paylaşmaktayım tahminlerimi yazılı, anlaşılır bir dilde sıralı olarak paylaşmaktayım. Grubumuzun aylığı 150 lira sevgili yarısı severler. Yani günlüğü 5 liraya, bir altılı 2,5 liraya geliyor. 3 aylık katılımda grubumuz 300 lira. Yani 3 aylık katılım durumunda grubumuzun aylığı 100 liraya yani bir günlük 3 lira 35 kuruşa bir da 1 lira 68 kuruşa geliyor. Sevgili yarışseverler 6 aylık katılımda da grubumuz 500 lira. Bu durumda da grubumuzun aylığı 83.50 liraya geliyor. Grubumuza dahil olmak isteyen, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0 .530 2, 601 5486 numaralı telefondan bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirler. Hepinize bol şanslar dileyerek Altılı Ganyı'nın kapanış koşusu sonaya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada arkadaşlar esasında kalitesine inanıyorum ama bir türlü o istenilen birinciliği yapamıyor. Safkan'ın bir ne sorunu var onu da bilmiyorum. Bozdağ'ın torunu 9 numaralı dikme ağası. Bugün yine Ferit Yardımcı biniyor bu safkana. Ben öncelikle şansı bu isme vereceğim. Yine 13 numaralı. Evet burada 13 numaralı uzun yolda çok şanslı görünen safkan konumunda bir Merkür torunu. Bir Atik Bey temsilcisi Ekürü Koşma avantajını da bugün elinde bulunduruyor. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Cinderella Yine takip safkanım 3 numaralı Tumbul Kavçinoğlu ve 1 numaralı Komet isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Yine çok çok yerimiz varsa ekürü safkanlardan 2 numaralı ünlü prensi de sıkıştırabiliriz. Veya başka yerden safkan çalarız. Veya iki tekiniz vardır. Bir tek ben verdim. Bir tek de siz vardır. Buraya iki numaralı ünlü prensi de sıkıştırabiliriz. Sevgili yarışseverler diyerek programı kapatıyorum. Hepinizden ricam izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanız kanalımıza destek vermeniz, aynı zamanda videolarıma beğeni atarsanız, yorum yazarsanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olursunuz. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta olur. Hepinize hayırlı günler dilerim sevgili yarışseverler.